kadına bakış arasındaki fark. Ya haftaya konuşacağınız hoca benim tanıdığım hocaysa ben bir şey söyleyeyim de cevap versin ya. Kim hocam? Buyurun. Valla işte o yani o zannettiğim hocaysa mesela Ali Rıza bu kadın... hocayla bir bayan akademisyen hoca gelecek ve İslam'da Ali Rıza hocaya ben sorayım. Ali Rıza hoca geçen de televizyonda erkekler yanaktan öpüşemez, İslam'a uymaz gibi şeyler söyledi. Ben şimdi Ali Rıza hocayı insan olarak severim ama hakikati ondan daha fazla severim. İşin doğrusu. Şimdi bazı uydurmalar var. Biz yok etmeye çalışıyoruz. Kur'an aykırı, hadis, fıkıh literatüründe gitmiş. Burada bir de yepyeni, hiç ne hadiste ne fıkıhta hiçbir yerde duymadığımız yepyeni uydurmalarla geliyor Ali Rıza Hoca sağ olsun. Erkek erkeğe yanaktan öpüşemez gibi böyle hiç İslam, yani İslam'da bu yoktur gibi cümleler kuruyor. Yani bu nedir, nasıl bir şeydir anlamak mümkün değil. Bu arada tabii cevap hakkı da doğdu. Tabii doğsun sevgili diye söylüyorum. Haftaya Can gelsin. Hoca'ya telefonla da haftaya bağlanabilir. Mesela bir de cümlesini okuyayım kendi sitesinden. Şimdi bir kadın sünnetinden de mi bahsettiniz? 4 milyon kişi sünnet etmek istiyorlar. Ama bunlar da ben dedim bunlar samimi olarak veya samimiyetsiz bilemiyorum. Fıkıh literatüründe var olan şeyleri uygulamaya çalışıyorlar. Ebu Davud'a giderseniz kadınların sünnet edilmesi var. Eğer bugün beni hocamı birçok kimse işte Kur'an süzgecinden geçirerek birçok şeyi kabul ediyoruz diye eleştiriyorlarsa, o süzgeçten geçirmeden uyguluyorsa hepsi hanımlarını, kızlarını veya hanımlar kendilerini sünnet ettirsinler madem samimiler. Ebu Davud da geçiyor. İşit onu işte samimi olarak uygulamaya çalışıyor. Ben de bunun üzerine Ali Rıza Hoca da bu konularla ilgili biliyorsunuz. Bunun üzerine bakalım ne diyecek diye sitesini açtım. Sitesinde şöyle bir ifade geçiyor. Ne demek istediğini burada anlatsın haftaya. İslam gerçekliğinin ergenlik öncesi kadın cinselliğine yönelik bir düsturu da onun geleceğiyle ilgili sünnet işlemidir. Ne demek yani? İslam gerçekliğinin ergenlik öncesi kadın cinselliğine yönelik. İslam gerçekliğinin nasıl düsturu oluyor Kur'an'da olmadan bu kadın sünneti? Mesela bunu da gelip bir anlatsın. Eğer ki buna evet diyorsa, şey diyorsa. Ha ben hocanın bu yepyeni bazı çıkardığı şeyler var dediğin gibi. Daha çok ona karşı çıkıyorum ama tabii de klasik literatürden kabul ettikleri var asıl karşı oldu. Mesela kadının geçen sefer bu son programda bir seyahat edemeyeceğini, seyahat özgürlüğü olmadığını söyledi. Bu klasik fıkıh literatüründe söylenmiş bir şey. Ama biz Kur'an'ı açıp baktığımızda kadının seyahat edemesiyle ilgili özel bir yasak yok. Ha insanlar gelenek olarak kadınları tek başına, çocukları tek başına bırakmazlar. Ve hatta güvenlik korkusuyla yapmayabilirler. Bu ayrı mesele. O bir gelenekle veya aile içindeki bir anlaşmaydı. Ama bunu İslami bir evrensel hükme karşı çevirmek ciddi bir şeydir. Bir de hoca buradaki yani kaynağını söylesin. Kaynakları kabul ediyorsa, ben hadis literatürünü ki fıkhı aldım diyorsa, bazı konularda mesela ben hocayı takdir ettiğim yönler de var. Cariyelik meselesinde bizim dediğimize çok yakın ediyor. Orada niye mesela o zaman öbür hadisleri kabul etmiyor? Hocanın metodu ne? Hadisleri kabul ediyor mu? Etmiyor mu tamamen? Yani Kur'an'a aykırı olan hadisleri diyorum. Hüküm çıkartmada. Kabul ediyorsa bu deminki hükümlere nasıl geldi? Yani Kur'an'da olmayan hükümleri, hadisler dine ilave edebiliyor diyor mu demiyor mu? Yani bu İslam'ın içinde bir tutarlı olmak lazım. Sürekli bir yerlerden yepyeni bir hükümler çıkıyor. Bir bakıyoruz işte kadın sünneti diye IŞİD'de varken bizim burada bu konuları ele aldık dediğimiz hocamızın kendi kitabından çıkıyor şimdi. Kadın sünneti ne diyeceğimizi şaşırıyoruz. Diğer taraftan bir bakıyoruz. Ama şimdi bakıyoruz da diyoruz ya, hani ayetleri ya da yorumları okurken sadece bir cümle cımbızlamayalım. Öncesine i̇şte de bakalım, sonrasına bana, da bakalım. Ben, metni ben merak ettim vakıf ya bu yanak yana. Öncesine ve sonrasına ya, ne yazıyor yanak bilmediğim yana, için. İşte hoca bir anlatsın, ben kendi kulaklarımla duydum. Erkeklerin yanak yana öpüşmesinin uygun olmadığını söyledi İslamiyet. Ne demek bu, nasıl bir uydurmadır ya? Bu hiçbir literatürde yok, yepyeni bir şey. Hani biz zaten var olanlardan çekerken bir de yepyenileri çıkıyor karşımız. Pekala.